Merhabalar Webrazi izleyicileri. Paris'teki bazı girişim ofislerini ziyaret etmek için şehre geldik ve haftanın özetini de burada çekiyoruz. Berlin'le ilgili bir haberle başlayalım. Uber biliyorsunuz Avrupa'da çok hızlı bir şekilde büyümesini sürdürüyor. Ancak kötü haberlerle de arada karşılaşıyor. Berlin'de Uber'in lüks otomobil servislerinin yasaklandığı haberi geldi. Berlin Belediyesi özellikle güvenlik gerekçesiyle Uber'in servislerinin Berlin'de kullanılamayacağını söyledi. Tabii ki Uber buna itiraz edecekmiş. Şehirde 2013 Şubat'ında faaliyete başlamıştı Uber. Bugün ise Uber Black ve Uber Pop servisleriyle hizmetlerini sürdürüyor şehirde. Dünyanın çok kısa sürede çok hızlı bir büyüme gösteren sosyal habercilik sitesi BuzzFeed sonunda beklenen yatırımı aldı. Uzunca bir süredir bunun söylentisi dolaşıyordu. Andreessen Horowitz'ten toplam 50 milyon dolarlık yatırım geldi BuzzFeed'e ve sosyal habercilik sitesinin toplam pazar değeri de 850 milyon dolara yükselmiş oldu. Bu yatırımla birlikte BuzzFeed'in son rakamlarından da bahsedelim. 200 kişilik bir editör kadrosuna sahip BuzzFeed ve bugün itibariyle aylık ortalama 150 milyon seyirciye ulaşmakta. Almanya'dan bir yatırım haberi var. Rocket İnternet'in en gözde girişimlerinden Foodpanda'ya 60 milyon dolar yatırım geldi. Kimlerden? Falcon Edge Capital ve Rocket Internet AG girişim sermayesi firmalarından. Foodpanda hatırlarsınız bir süre önce internette yemek siparişi alanındaki Rusya'nın ve Doğu Avrupa'nın hatta en büyük firmalarından Delivery Club'ı satın almıştı. Bugün itibariyle Foodpanda gerek bu isimle gerek farklı isimler altında 40'tan fazla ülkede aktif, hemen hemen bütün kıtaları yayılmış durumda bu ülkeler. Son zamanların en çok konuşulan uygulamalarından bir tanesi Yo. Biliyorsunuz sadece Yo veya iki kere Yo şeklinde mesaj atmanıza imkan veriyor arkadaşlarınıza. Bu sunduğu özellikleri biraz genişletme kararı aldı. Geçtiğimiz hafta bir özellik açıkladı ki önemli bir özellik. Artık bu özellikle Yo kullanıcıları yolamak istedikleri arkadaşlarına artık link de gönderebilecekler. Aslında kopyaladıkları linki sadece Yo mesajının olduğu yere parmaklarını basılı tutarak otomatik yıldız şeklinde yapıştırabilecekler ve karşı tarafta bunu link olarak görmeyecek. Ancak gelen yıldıza tıkladığı zaman kendisine gönderilen linke, o sayfaya otomatik olarak gönderilecek. Samsung akıllı telefon pazarında liderlerden bir tanesi. Özellikle Galaxy serisi en çok satılan akıllı telefon dünyada. Ancak en çok eleştirildiği konu da bu, özellikle o Galaxy serisinin plastik yapısı, daha doğrusu çok sağlam olmayan bir izlenim veriyor olması. Samsung buna bir cevap verdi geçtiğimiz hafta. Galaxy Alpha serisi ile Galaxy Alpha akıllı telefon metal bir kasaya sahip, 4.7 inç boyutunda HD ekranı bulunuyor. Super AMOLED bir ekran bu. 12 megapiksel arka kamerası, 4K 4000 çözünürlükte video çekebiliyor ve tabii ki Android'in 4.4 KitKat işletim sistemini kullanan bir telefon. Telefonun ne zaman, hangi pazarda, ne zaman çıkacağı ile ilgili henüz bir bilgi yok. Gelir gelmez de biz sizlerle bu bilgiyi paylaşacağız. Dünyanın en önemli teknoloji ve kültür dergilerinden Wired'ın İngiltere edisyonu, Wired UK, her zaman yaptığı gibi bu yılda yılın en önemli startuplarının listesini çıkardı ülke bazında. Biz de hemen sizinle paylaşmak istedik. Türkiye'de var, İstanbul'da var bu listede. İstanbul'da Wired UK'in listesinde hangi firmalar bulunuyor? Hemen Kiralık, Onedio, Vivense, Easyco, İninal, Armut, Moda Nisa, Bir Taksi, Buldum, Hotel Runner, Crowd Arena, Wired'ın bu yıl İstanbul'dan seçtiği ve önemli gördüğü firmalar. Hemen Londra'yı da söyleyelim. Londra'da List, Affective, City Mapper, Blaze, Yoyo, TransferWise gibi firmalar var. Berlin'de Auctionata, IM, Get Your Guide, One Football, Clue, Delivery Hero bulunuyor. Haftanın özetini Paris'ten sunduk. Tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.